İki kadına 2000 dolar fiyat biçilmiş. 2000 dolar aldılar. İki kişi için? Evet. Yani? Bin dolar. Bir kız için 1000 dolar. Victoria bu kez kendisini satın alan fuhuş tacirlerinin aracına bindirilmiş. Ve yeni güzergah Anadolu'nun turizm merkezi Nevşehir olmuş. O adam işte bize Kapadokya'ya getirdi. Tek miydi o adam? Yok, yanında iki adam var, bir de bir kız var. Victoria ve yanındaki kadın doğruca bir otele götürülmüş. Orada bir otel var. Otele getirdi bize. Pislik içindeki küçücük odada esir hayatı yaşayan 3 yabancı uyruklu seks kölesi daha bulunuyormuş. Odaya getirdi. Odaya girdik. Daha 3 tane kız var odada. Kilitli bir oda. Camdan demir parmak var. Yani hiçbir yere kaçamazsın. Hem de otelin arkasında uçurum var. Küçücük odanın camından bakmaları bile yasaklanan kadınlar adeta seks kölesi gibi kullanılıyormuş. Orada bir kız vardır. O 8 aydır orada. Köle hayatı mı yaşıyor? Nasıl? Evet. Yani hiçbir yere çıkmıyor. Sadece o oda, bir de müşteri. İnsan tacirlerinin eline düşen kadınlar, gözlerden uzak bir otelde aylarca kaderlerine boyun eğerek yaşamak zorunda kalmış. Öyle çok duydum, çok de kızlar öldü burada, yani öldürdüler. Öyle de çok, yani duydum bunu. Dayak zoruyla seks kölesi yapılan Victoria, o gece ilk müşterisine sunulmuş. Onu anlatamam, yani bunu yaşamak lazım. Çok kötü bir şey. Yani hiç Allah kimse vermesin öyle bir şey. Bir anda tek başıma kaldım o zaman, yani o zaman onlar da, yani yanındaki de kızlara, yani üzülmek, onlar da zaten de üzülüyorlar benim gibi, ama tek başıma kaldım, ağladım tabii ki. Yani onlar da, o kızlarla da anlattılar, yani nasıl onlar geldi oraya, onlar nasıl tuzağa düştüler. Bir de düşündüm, daha kaç tane böyle kızlar var Türkiye'de ve başka ülkede. Fuhuş mafyasının elemanları sabaha karşı sızıp kalınca Victoria'nın beklediği fırsat doğmuş. Victoria yatağından sessizce kalkmış ve patronunun otomobil anahtarıyla cüzdanını alarak evden kaçmış. Takip edileceğini düşünen genç kadın, aracı Aksaray yakınlarında terk ederek bulduğu ilk otobüse binmiş. Gaziantep'e geldim. Orada da 2-3 saat bekledim İstanbul araba. Sonra da İstanbul araba bindim. İstanbul'a geldim. Günlerce korku filmlerini aratmayacak olaylar yaşayan Victoria, İstanbul'a geldiğinde doğruca deşifre ekibine başvurma gereği duymuş. Hiç kimseye inanmayın. Yani tanımadığın insanlara inanmayın. Uzun bir yolculuğun ardından Victoria yeniden Nevşehir'de. Ancak bu kez yanında deşifre ekibi var. 5 gün bu oda içinde geçti. Hapis kalıyordunuz. Evet. Ne
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na başvuran Victoria, kendisini kaçırarak fuhuş yapmaya zorlayanlardan şikayetçi oluyordu. Ve jandarma ekipleri fuhuş mafyasını çökertmeye yönelik operasyon hazırlıklarını yapıyordu. Jandarma timleri, seks kölesi olarak kullanılan kadınların baskın anında saklandığı gizli bölmeleri ortaya çıkarıyordu. Çekil, uygulamayı. Motelin tüm odalarını tek tek açan görevliler, 507 numaralı odanın anahtarının kaybolduğunu iddia ediyordu. Kilitli oda açılınca ortaya kahreden bir insanlık dramı çıkıyordu. Fuhuş mafyasının ağına düşürülen yabancı uyruklu 5 kadın meğer günlerdir bu odada tutuluyormuş. Evet, 8 aydır kaldığını söylediğin kız hangisiydi? Konuşur musun? Sen Türkçe biliyor musun? Jandarma, fuhuş mafyasının elemanlarını gözaltına almıştı. Ve ertesi gün hakim karşısına çıkarılan sanıklar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kızları tek bir odada mı koyuyordunuz? Yiyecek içecek veriyor muydunuz? Üç kez yaptınız mı? Bir gün kaldı benim. Sen biliyor musun bunları zorla tutuldu? Cesaretiyle fuhuş mafyasının çökertilmesini sağlayan Victoria, şimdi ülkesinde ve biricik yavrusu ile çok mutlu. Victoria, Türkiye'yi çok sevdiğini ancak fuhuş tuzağına düşürülme korkusu ile bir daha Türkiye'ye gelmeyeceğini söylüyor.